Arkadaşlar merhaba ben işte Oça. Bir cümle full tekrar devam ediyor. 8. gündeyiz 8. günde aman Allah'ım. 8. cümleyle karşınızdayız. Yine bütün konuları inceleyeceğiz. Harika bir tekrar bizi bekliyor. Arkamıza yaslanmamız şart. Çay olmadan izlenmez. İkinci şartımız. Üçüncü şartımız uyuma. Hadi başlıyoruz. Haydi başlıyoruz. Canlanalım lütfen. Sözcüklü yapı noktasında bir inceleyelim Allah'ını seversen şu kelimeleri ya. Ha şu kelimeleri bir inceleyelim. Başlıyoruz. misak milli ifadesi bir tamlama biliyorsunuz. Ama burada hani işte kökü şudur budura girmeye gerek yok. Yabancı bir sözcük arkadaşlar. Bu sözcüğe basit deyip geçiyoruz. Konusu ifadesi. Konudan konusu. Konmak ile bir yerden bir yere uçtum kondum ile konu arasında anlam ilişkisi olmadığı için ne yapıyoruz? Konu olarak alıyoruz kökü, konusu. Misak-ı milli konusu, misak-ı konusu. Ha ne eki bu. İyelik eki aynı zamanda. E basit. Yapım eki almamış. İşlenirken hocam zarf fiil var türemiş diyebilir miyim? Kesinlikle evet. Ama yine de köke inelim arkadaşlar. İşten işlemek değil mi? İş işlediğim iş yaptığım şey. Mantıklı. İş isim kökü iken L gelerek isimden fiil yapan bir yapım ekinin geldiğini aldığını görüyoruz. Peki işlemekten işlenmek. Ha bu da fiilden fiil. E işlenir demiş ne zaman işlenir bir ara. Geniş zaman üzerine ne gelmişken zarf fiil. E her türlü türemiş sözcük. Bir anda bir basit anda basit dade bulunma çünkü arka sıraya arka basit sıra sıraya yönelme hale kalmış sadece araya bir de kaynaştırma gelmiş. Eyvallah saygı duyuyoruz. Tamamdır hocam bu da basit bir sözcük. Dönerek derken dönmek kelime kökü. Arak erek zarf ile Doğal olarak türemiş sözcüktür. Dersi ders dersi. Ha. Belirtme haleki var sadece bu. Burada. Belirtme haleki var sadece bu mu? Bu nasıl bir cümle? Belirtme haliki var sadece bu. Anla anlayabilirsin. Evet. Burada sadece belirtme haliki var. Basit. Dinlemeleri. Ha, dinlemek, dinleme, mame, isim fiil eki tamam. Onların dinlemeleri. Ha, tamam abi. Larileri yelik eki, mame, isim fiil. E bitti. Yapım eki var, türemiş. Filmsi varsa türemiş. İçin basit bizlere. Biz isim kökü zamirdir kendisi biliyorsunuz ama isim köküdür nihayetinde makmek almaz. Larlar çokluk A, E yönelme. Basit sözcük bu. Seslendi. Sesten seslenmek. Sonrasında seslendi. Görülen geçmiş zaman. Ha tamam yapım eki var türemiş dedi. Demek kelimesi dı dı dı, dı. neyse. Görülen geçmiş zaman eki almış. Basit. Bu kadar. Abi sözcük de yapım. Bitti ya budur. Olay budur abi çok net. Ekine köküne bakıyorsun. Basit birleşik türemiş diyorsun. Sınavda senin yapacağın bu. Sınav sorusu. Eğer altı çizili gelirse görüntü bu olacak sınav sorusunda yani. Numaralı cümleler verecek 1, 2, 4, 5 neyse böyle net bir şekilde buradan diyeceksin ki cevap 4 numaradır. Neden? Çünkü o yapım eki almıştır, türemiştir, yerli bastır falan filan bu kadar. Lütfen gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Lütfen gözünüzde büyütmeyiniz. Bitti bu kadar. E hadi devam edelim. Neredeyiz? İkinci cümledeyiz daha doğrusu. Cümle aynı da ikinci başlıktayız. Ses bilgisi. Var mı ses bilgisinde bir olay bakalım. Konusu derken S kaynaştırma. işlenirken ünlü düşmemiz var. Bir anda arka sıraya Y kaynaştırma dönerek dersi dinlemeleri için bizlere seslendi diyor. Dedi başka bir şey göremiyoruz şöyle bir daha bir bakalım herhangi bir şey kaçmasın gözlerden ders dersi dinlemeleri için bizlere seslendi bir şey yok arkadaşlar kaynaştırmalarla dolu bir cümle oldu ses bilgisine saygı duyuyoruz. Geldik arkadaşlar sözcük türleri misak milli konusu derken misak millinin isim olduğunu söylemiştik konusu derken bu da yine isim İşledirken derken bu bir eylemsidir zarf fiil eki var. E fiilimse eki varsa Fiilimsidir bu yani. Bir anda derken bir kelimesi arkadaşlar sıfat, anda isim, arka sıra derken arka sıfat. Çünkü nasıl sıra? Arka sıra. Sıra derken isim, dönerek derken eylemsi, dersi derken isim. Dinlemeleri derken yine eylemsi arkadaşlar. Çünkü isim fiil eki var. İçin edattır. Bizlere derken çok bariz bir şekilde zomirdir. Seslendi derken fiildir dedi derken fiildir bitti hocam bu kadar. Var mı soru işaretim? Yok gayet net arkadaşlar. E tamam bitti. Sözcük de tamamdır. İstedikleri kadar 3 soru sorsunlar. İsterlerse 5 soru sorsunlar. Hepsine hazırız. 3 değil 30 soru hocam hazırız. Hazırız. Devam edelim. Neredeyiz? Yazım kurallarındayız. Aman ya Rabbim. Yazım kuralları çok büyük önem taşıyor arkadaşlar. Hakkını vermemiz lazım. Çok önemli noktalara değine değine gitmemiz lazım. Gel isterseniz başlayalım. Öncelikle misak milli ifadesi bana şunu söyler. Bu arada, bu arada, bu arada. Gerçi 8 gün oldu ama olsun şimdi vurgulayalım. Cümlede, belki ilk, cümle, ilk videoda vurgulamış olabilirim. Cümlede yazım yanlışı yapmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani yazım yanlışı yapıp daha bu yazım yanlış bunun bakın dikkat. Bu şöyle yazılır söylememeye çalışıyorum. Çünkü bunu yaparsak yanlış yazım aklınızda kalabilir. Ya ben yanlış yazımı göstermiyorum arkadaşlar sizlere asla. Ama diyorum ki bu böyle yazılıyordu ama artık böyle. Yani yazın yanlış yazımı gösterirsem aklınızda o kalacak. Doğal olarak asla ona çok dikkat ediyorum. O konuda hassasız içiniz rahat olsun. Ee, Misak-ı milli. En azından şunu söyleyebiliriz. Kısa çizgi çeksem ayrı yazsam Doğru desem ikna olabilirdik buna. Çünkü çok yaygın kullanılıyor bu. Ama artık misak-ı milli kullanım böyle. Yani artık kısa çizgili Arapça, Farsça tamlama yok. Sadece Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Kur'an-ı Kerim şeklinde yazıyoruz biliyorsunuz onda. Uzun i var, k büyük, orada ayın var, ayın harfi değil mi? kesmeyle gösterilmiş. Kısa çizgi Sadece ı. Sadece Kur'an-ı Kerim ifadesinde kısa çizgili kullanım var. Onun dışında arkadaşlar aman dikkat. Bakın misak-ı milli derken ayırmıyoruz. Veya kuvay-ı milliye derken... Kuvayı Milli'ye Aman dikkat. Asla kısa çizgi çekmek falan yok. Erkanı harp derken erkanı harp diyoruz ya. Erkanı diye yazılıyor. Erkanı harp. Eyvallah. Hatta suikast bile öyle. Hocam biz bunu zaten böyle yazıyorduk dediğinizi duyar gibiyim. Evet, bu çok böyle yaygın ama aslında bu da onların kapısına çıkıyor. Ya yani bu da aynı bilgi. Yine kısa çizgi de aslında yazılmalı ama yazılmıyor. Veya gayri meşru, gayri menkul derken bu tarz kullanımlarda artık kısa çizgi çekmemeye çalışıyoruz. Doğrusu o. Veya serveti fünun mesela, değil mi? Servet Fünü yazarken böyle yazıyoruz. Fecri Ati derken böyle yazıyoruz. Veya yazarsa kalem inşallah kalem. Ha kendine gel. Veya ne olsun mesela Hüsnü Talil derken bitişik yazıyoruz. Tecahülü Arif derken artık bitişik. Yani kısacası artık kısa çizgi çekip de tamlama kurmamaya gayret edin arkadaşlar. Bu çok önemli bir uyarıdır. İnanılmaz fayda sağlar. Şimdi ben şu kısmı bir sileyim. Bu kısmı aldınız diye düşünüyorum. Şu kısmı sildim. Hatta buranın tamamını bir sileyim ya dur. Tertemiz bir görelim. Geldik ikinci vurgumuza. Çünkü daha önemli bir vurgu var arkadaşlar. Bir anda. İçinde bir geçen kelimeleri biliyorsunuz. Ben yazım kuralları videolarında çok sık topluyorum. Bu orijinal bir toplama. Çünkü Türk Dil Kurumu'nda sadece 4-5 tane kelime var. Birçok biraz birkaç falan gibi. Ben de onların üzerine arkadaşlar. içinde bir geçenleri sizler için topladım. Bence en ilerinden bir tanesi. Orada öyle bir bir yazdım ki. B ayrı gibi sanki. <laughs> bir yazarken B ayrı yazılır gibi. Saçma sapan bir görüntü oldu. Evet şimdi başlayalım. Şimdi başlayalım. Baştan alıyorum. Evet bir. Bir an ifadesi ayrı yazılır. Tıpkı içinde bir geçenleri sayacağım ama aklıma gelmişken şu an kelimesinde olduğu gibi. Zaten şu anı bitişik yazarsanız bir Japon ismi gibi bir şey çıkar ortaya. Şu an falan gibi olur. Olmaz, hoş olmaz. Ayrı tabii ki. Bir ara ifadesi ayrı yazılır. Uyuyorsun ya. Haydi dalıyorsun. Daha 7 dakika oldu. Böyle dalarsan olmaz. Arkadaşlar, haydi bir toplanalım lütfen. Haydi bir canlanın arkadaşlar lütfen. Haydi, canlan. Bir ara ayrı. Birkaç bitişik. Biraz şu klişeler bir çıksın aradan. Bitişik birçok bitişik aman dikkat ama birbiri yine bitişik tabii ki ama birebir eğer Oran, ölçü oran ifade ediyorsa ayrı arkadaşlar. Yani birebir mücadele, birebir ders, birebir ilgi gibi bir kişiye bir kişiyi kastediyorsanız ayrı yazarsınız. Ama verdiğin ilaç başımın ağrısına birebir geldi diyorsanız yani etkili oldu diyorsanız eyvallah o zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Bir takım ifadesi eğer bazı anlamındaysa bitişiktir değilse ayrıdır. Mesela bir takım insanlar derken bitişik yazarız ama bir takım kalem dersem eyvallah bir takım kalem. Orada sayı sıfat olarak kullanılmış tabii ki. Ayrı yazılacak cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. Her biri ifadesinde biri ifadesinin ayrı yazılması dikkat çekiyor. Herhangi bitişik bir ayrı eyvallah bu da çok dikkat çekici. İçinde bir geçen kelimeler onlarca var şüphesiz ki ama bunlar çok çok lazım olanlar. Lütfen cebinizde kalsın bir aradan çok güzel bir soru olur. Bir andan çok güzel bir soru olur onu söyleyeyim. Hadi bakalım konumuzla bağlantılı bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. Birçok kelimesinin bitişik yazıldığını biliyorsunuz ama pek çok ifadesi ayrı yazılıyor. Şimdi pek çoku duymadıysak ki duyduk ama hani günlük hayatta çok kullanmıyorsak pek çok kullanmıyorsak diyeyim. Birçok bitişik yazılıyor olan bu da kesin bitişiktir gibi bir yanlışa gitmeyin diye onu da göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Pek çok ifadesi tabii ki ayrı yazılıyor birçok bitişik. Harika Birdir bir var mesela aklıma gelmişken birdir bir, bir oynadı adı birdir bir bitişik yazıyor arkadaşlar bu da çok iyi bir kullanımdır bence kesinlikle cebinizde kalmalı birebir çok havalı duruyor bir takım fena değil çok yaygın ama o biraz sıradanlaştı bence birebir çok iyi bir soru olur bir ara bir an bence bunlar çok iyi başka yazım noktasında bizde Dikkat çekecek bir şey var mı? Bizim için dikkat çekici bir şey yok arkadaşlar. Her şey yolunda. Bu arada işlenirken kelimesinin illa iyi düşürerek değil de işlenir iken diye de ayrı yazabiliyorsunuz arkadaşlar. İkisi de doğru yazımdır. İçiniz rahat olsun. Hadi devam edelim. Bakalım neredeyiz. Noktalama konusundayız. Noktalama da sanki bu cümlede çok bir şey yok gibi. Ama şunu söyleyebiliriz. İlla bir alıntı yapacaksak onu tırnak içinde vermek zorunda değiliz arkadaşlar. Ne yaparız? Alıntıyı verir, virgül dedi diye cümleyi bitirebiliriz. En azından burada onu vurgulamış olalım. Yani bazen virgülü alıntıları belirgin kılmak, belli etmek adına da kullanabiliyoruz. İlla aman dikkat. Sakin, telefon sakin. Bu nasıl bir alarmdır ya? Bu alarma uyanmamak mümkün. Neyse. <laughs> Yani alıntıları illa tırnak içinde vermek zorunda değiliz arkadaşlar. Bazen de böyle ne yapıyoruz? Virgülle gösterebiliyoruz. Noktalamada da buna vurgu yapmış olalım. E haydi o zaman devam edelim. Neredeyiz hocam? Ögelere bakacağız. Cümlenin ögeleri öyle değil dikkat. Öge. Yumuşak gel yazılmıyor. Uyan. Dedi diyor. Tamam. Dedi yüklem. Kim dedi? O. Ne dedi? Misak-ı milli konusu işlenirken bir anda arkasına dönerek dersi dinlemeler için bizlere seslendi. Dedi. Belirtesiz nesne. Bitti. Yani hocam... Bir doğrudan alıntı cümlesi, bir doğrudan anlatım cümlesi daha doğru ifadeyle karşımıza gelirse, alıntının tamamı belirtisiz nesnedir. Cümle uzun, kısa, bitmiş, bitmemiş, yarısı mı hiç önemli değil. Bir alıntı varsa cümlede, o cümle bir doğrudan anlatım cümlesi ise o alıntının tamamı belirtisiz nesnedir. Yani dedi yüklem, diyen kim o, ne dedi diye sorduğumuz zaman cümlenin tamamını çizmeli ve belirtisiz nesne demelisiniz. Aman arkadaşlar bakın sınavda bir anda öyle bir boşluğa düşüp de tek tek bu cümlenin ögelerini bulmaya kalkmayınız. Çok önemli bu. Alıntıların tamamı belirtisiz nesnedir. Lütfen cebinizde kalsın olur mu? Çok net ve güzel bir bilgi. Hadi devam edelim. Neredeyiz cümle çeşitlerindeyiz? Bir cümlenin çeşidi sorulduğunda yapısına bakacağız. Son hocam bir kalem yazarsa inşallah ha. Yapısına göreye bakacağız. Yüklemin türüne göreye bakacağız ve yüklemin yerine göreye bakacağız. Sıralamalar çok önemli değil. Kafanıza göre takılın. Sorun yok. Ama yapısına göre baktığımızda bunu lütfen bir sözcüğün yapısıyla karıştırmayın olur mu? Çok önemli bu. Yani basit birleşik türemiş diyoruz bir sözcüğün yapısına baktığımız zaman. Basit birleşik türemiş. Ama bir cümlenin yapısı söz konusu olduğunda basit, birleşik, sıralı, bağlı dört tane başlığa bakıyoruz. Şimdi bu cümleye baktığımızda yine bir alıntı görüyoruz. Daha önceki cümlede gördüğümüz gibi. Alıntı olduğu için bu cümle iç içe birleşik cümledir arkadaşlar. Bu. Bazen bunu iki noktayla verebilir. Şunu söyledi falan gibi. Bazen de böyle dediler. Bazen tırnak içinde verir. Saygı duyuyoruz. Ama alıntı olduğu için iç içe birleşik cümle olduğunu söyleyelim yapısı bakımından Yüklemin türüne baktığınız zaman arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Tabii ki dediye bakıyoruz demekten. Bu bariz bir şekilde fiil cümlesi. Aman dikkat. Yüklemin yerine göre baktığımız zaman cümlede yüklemimiz sonda olduğu için gayet düz bir cümle. Yani kurallı bir cümle olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz. Bu cümleyi antım bozukluğu bakımından incelemeyeceğiz. Çünkü içinde altın bozukluğu olan cümleler kurmam lazım size. Bakın şu konuda altın bozukluğu var demem için. E bu da yanlış yönlendirme olur. Doğal olarak hiç antım bozukluğuna bulaşmıyoruz. Aman dikkat. Burada arkadaşlar son sayfamız tabii ki kalp çizme sayfamız. Adam akıllı başarılı bir kalp her zaman bizi başarıya götürecek. Evet yorum bile yapmıyorum artık. O kalpteki rezilliği gördüğünüz saçma sapan bir hale geldi. Bir sonraki videoda muhtemelen de şöyle bir kalp falan böyle bir şey olacak. Kalp buna doğru gidiyor yani saçma sapan. Hatta bir süre sonra bayağı bildiğin göz damlasına falan dönüşecek. Balon gibi bir şey oldu bu. Yani balon bu yani. Bayağı burada çocuğu koy hocam. Hah ver balonu götürsün. Böyle bir görüntü var. Saçma sapan bir gün Neyse. Yoluna sok, her şey yoluna girecek rahat olun. Her şey yoluna sokacağız bu kalp çizme konusunda. Neyse toparlandım döndüm. Cümle çeşitlerine baktık. Neye bakacağımızı çok iyi biliyoruz. Ögelerde ustalaştık. Noktalama işaretleri sorsunlar affetmeyiz. Yazım kuralı mı? Hepsini biliyoruz. Geç sözcük türleri hazırız hocam. E ses bilgisi mi? Bomba sözcüklü yapı. E bitti. Sıkıntımız yok arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Daha önce konuştuk. Aman dikkat. Kampı mutlaka sıkı sıkıya takip ediniz. Burada gördüğünüz eksikleri gidermek için de en güzel başvuracağımız nokta 100 örnek serisi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii ki konu anlatımlarına bakın. 49 günde TET Türkçe kampı kesinlikle bitmeli. Onu konuşmaya bile gerek yok ama kısa devrede en azından hemen kısa kısa bugün birkaç videoya bakayım hocam. Yapıda çok sıkıntım var dediğiniz an itibariyle dikkat. Hemen 100 örnek serilerine bakın. Son 3-4 yıldır falan yapıyorum 100 örnek serisini arkadaşlar. Yani 300, 400 belki 500 tane falan farklı örnek var orada. Sizden ricam bugün bir yüklenmeniz bu sekmeye. 100 örnek serisi sekmesine arkadaşlar. En sondan başlayıp geçtiğimiz yıllara doğru rahatlıkla gidebilirsiniz. baktığınız sözcükle yapıda bir iki kelimeyi hiç anlamadınız. Hocam bu adam ne anlatıyor abi belirtinmemen belirtinmemen anlamıyorum. Diyorsanız bayağı uzak kalıyorsanız hemen yüz örnek bitsin lütfen. Ya da mesela bir ses bilgisi abi ben kaynaştırmayı falan bile bulamadım abi yok burada hiçbir şey görmedim. Diyorsanız eğer hemen çat ne yapmalısınız? Yüklenmelisiniz o videoları. O videolarda tek tek örnek bazlı gittiğimiz için bütün konudan 100 örnek inanılmaz bir şey. O yüzden sizden ricam arkadaşlar bu aralar 100 örnek serisine yüklenmeniz, onları baya bayağı çünkü orası bütün ayrıntıların olduğu 100 örnek düşünsene yani 10 kelime Aynı şeyi söyler ama 11. kelime mutlaka farklı Kısacası 100 örnek demek En az 50-60 farklı vurgu demek O yüzden sizden ricam 100 örnek serilerine Bu aralar ciddi ciddi yüklenmeniz Onun dışında günlük paragraf soru tarzlarını Çözmeyi, ezberlemeyi, çalışmayı, taktikleri Oturtmayı lütfen unutmayın Sıfırdan paragraf kamp kitabıyla yürüyebilirsiniz Kısa dönemde çok rahat bitebilir arkadaşlar Böyle bir e, günde 2-3 ile 5-6 günde Çok rahat bitirebilir bir kitap Onun dışında bol bol 20-30-20-30 paragraf çözün Bol bol deneme yapın, deneme analizleri yapmayı unutmayın Analizsiz bir deneme yapılmamış bir denemedir Süre tutmadan, süreye uymadan yapılan bir deneme yapılmamış demektir. Bitiyor abi süre mesela. Yani 3 saat olmuş adam hala hocam şu 10 soruyu da çözeyim de falan. Bekliyor mesela onun başında Hayır abi böyle bir şey yok. Süre bittiği an itibariyle deneme bitmeli. Yarısı boşsa yarısı boş olarak değerlendirmelisin onu. Ha, geriye kalan yarısında normal test çözüğü gibi kafana göre rahat rahat çözer devam edersin. Ama sizden ricam lütfen artık süreye uymaya. Hatta kendinizi tamamen süreye, hıza adapte etmeye gayret edin lütfen. Bu aralar bunu yaparsanız sınava kadar inanılmaz geliştireceksiniz kendinizi. O yüzden ben çok büyük işler yapacağınıza inanıyorum. Onun için de ben de elimden geleni yapıyorum. Sizlerin de zaten izlemeniz bile sadece videolar bile bakmanız elinizden geleni yaptığınızın en net göstergesidir. Bir de üzerine testler çözüp konuları çalışırsanız tadından yenmez. Denemelerle de iyice pekiştirirseniz ver elini istediğin üniversite. Hiç kasmayın arkadaşlar. Yeter ki düzenli çalışın. Kimseye kulak asmayın. Bütün mesele bu. Başarı başarıda en önemli ölçüt bu. Kulakları tıkadığınız müddetçe, bakın tıkama bile takadığınız, tıkadığınız müddetçe bu iş bitti demektir ya. Hocam yapamazsın, yaparsın, ay onunla şöyle olmaz, ay bu Girme abi böyle şeylere. Kafanı rahat tut, işin bittin Gece gündüz çalışıyorsun zaten. O kadar video izledin, o kadar dinledin. Sadece şunu dinlemem bile kendi başına bir emek. Dünya kadar şey yapabilecekken tutup burada ders dinliyorsun, beni çekiyorsun, bana sabrediyorsun. Daha bunun ötesi olabilir mi? Bu iğrenç esprilere sabrediyorsun. Gülüyorsun, mecbur gülüyorsun. Adam yaptı şimdi ayıp olmasın falan. Ya mecbur gülüyorsun. E doğal olarak bunu yürütmen lazım abi. Bunu bir karşılığında alman lazım. İçin rahat olsun. Sen bomba gibi çalıştın. Sen bu işi bitirdin. Dedim ya en önemli, en anahtar şey kimseye kulak tıkamamak. Annem bunu dedi, babam şunu yaptı. Hocam yolda gelirken arkadaşımı gördüm. Bugün de full çekmiş. Abi çeksin ya. Sabaha kadar full yapsın ya. Senin ne yaptığın önemli abi. Sen kendini nasıl geliştiriyorsun? Ben bir önceki denemede şu kadar net yaptım. Şimdi ne yaptım? Mesele bu abi. Bu aradaki farkı kapattığınız müddetçe, olumlu anlamda kapattığınız müddetçe Kimin ne yaptığı umurunuzda olmayacak. Hatta bir süre sonra kendinizi başkalarına, başkalarına kapattığınız için inanılmaz moral motivasyonunuz da yüksek olacak. Abi bende bir gelişim var hocam. Netlerim artıyor bir şeyler oluyor. Niye? Çünkü artık kimseyi sallamamaya başladın. Kimseyi dikkate almamaya başladın. İşte başarı böyle geliyor. Yoksa gözün sürekli ona ne yaptı acaba kaç netti? Valla full çekmiş lan ben Böyle bir şey yok. Bu kıyası yaptığın için zaten yol alamıyorsun. Yol alamayanlar, arada kalanlar en azından. Sizler ricam kısa sürede tavan yapmasını istiyorsanız netlerin gerçekten emeğinizin karşılığını almanızı istiyorsanız kulağı gözü kapatacağız abi. Kulağı gözü kapatacağız. O onu dedi bu bunu dedi. Bunlarla asla ama asla vakit kaybetmeyin. En büyük zaman kaybı budur. Ya hocam çok iyi bir çocuk bu çok başarılı ben örnek alsam al tabii ki örnek. O 3 çözüyor sen 5 çöz tabii ki örnek al. Ama tutup da kendinle sürekli kıyaslayıp kendini aşağı çekme. Bütün mesele bu. Adam şunu yapıyormuş. Yap abi tamam. İmkanın varsa Hocam ben çözebiliyorum ya vallahi benim ortamım müsait bin tane çöz abi o bin çözür sen iki bin çöz o bin mi çöz sen de bin çöz sıkıntı yok ama kıyas yapıp da kendini sürekli aşağı çekme o çok iyi ben kötü o çok iyi ben kötü bir süre sonra evet sen kötüsün gibi bir şeye ulaşıyorsun bunu görüyorsun aynada bunu görüyorsun sınav sonucunda sizden ricam arkadaşlar lütfen artık kulakları gözleri her şeyi tıkamanın kapatmanın tam zamanı artık tam kapanma zamanı bitti. Artık ben ne yaparım ona bakmalısınız. Videolara yüklenin, kitaplara yüklenin, çalışın, çözün. Abi terlemiyorsanız olmaz. Vallahi billahi şu teri şöyle silmiyorsan bitti. Çalışmadın say o gün. Vallahi billahi bu böyle ya. Yani yorulman lazım senin o şekilde bir şekilde o gün. Uykusuz kalmalısın, aç kalmalısın. Hocam valla 12 dedim ben yemeğimi yerim. Hayır ben kalkıyorum. Yok böyle bir şey. Aç kal o gün ya. O gün bir şey yeme bir dene bakalım ne oluyor ya. Aç, susuz, gece gündüz uykusuz çalışmalısın bu aralar. Kendini parçala mahvet ama fedakarlık yapmanın tam zamanı. Şimdi değilse ne zaman abi? Şimdi değilse ne zaman? Bunu kendine bir sor. Kalan şu zamanda bak Şubat sayalım. Bir ay var sayalım. 7-8 gün geçti ama sayalım. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs koskoca bir 4 ay var. Bu 4 ayda ben gece gündüz çalışmayacağım da. Ne zaman çalışacağım? Sınavdan alacağım pişmanlık verici bir sonuç sonrasında hadi bir yılda. Niye olsun? Olabilir tabii ki ama neden olsun? Yani benim bunu çevirme imkanım varken neden çevirmeyeyim? Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Yapabilme imkanın varken neden yapmayasın? Bu. Bunu dikkate aldığınız zaman başarı geliyor işte. Sizden ricam arkadaşlar lütfen kasmadan ama çok verimli. Bakın gece gündüzden kastım şu değil. Saat 3 çalışmam lazım. Hayır abi o verimli olacaksa gerek yok ki. Mesele verimli anlar. Yani çok çalışalım tamam yardıralım hiç affetmeyelim. Ama verimli çalışalım. Doğru çalışalım. Bugün deneme yaptım analizini yapmam lazım. 2 de olsa 3 de olsa ben bu analizi yapacağım kardeşim. Gün içerisinde sıcağı sıcağına o denemenin analizini yapın. Eksiklerinize de 1-2 gün içerisinde dönün bitirin tamamlayın o hafta. Yani sizden ricam arkadaşlar artık gözü kulağı tıkamanın tam zamanı. Kimin ne yaptığıyla hiç uğraşmayın çevreye değil. Sadece önünüze bakın odaklanın şu 4 ay kasın ya. vallahi şu 4 ay kasın. Mükemmel bir hayat inşallah sizi bekliyor olacak olur mu? Haydi görüşmek üzere kolay gelsin.